O soruyu bana sormayacaksınız. O Cumhurbaşkanımıza. Kabineyi o belirliyor. Dolayısıyla biz hangi görev olursa olsun o görevi hakkıyla yerine getirmek için varız. Bakanlık olur, bakanlıkta görevimize devam ederiz. Milletvekili olur, milletvekilliğinde görevimize devam ederiz. Parti yönetiminde olur, parti yönetiminde olur. Hiçbir şey olmaz. Samsun'un vekaletini üzerimize aldık. Samsun milletvekili olarak görevimize devam ederiz. Dolayısıyla asıl olan millete hizmet edebilmek, o işin derdiyle dertlenmek, o işin peşinde koşmak, konan vizyona göre hareket edebilmek, şehri ileriye taşıyacak olan projelere imza atabilmek, ülkeyi ileriye taşıyacak olan çalışmalara hizmet edebilmek. Tabii Süleyman bir şey daha, ben 7 senedir yaptım diyor. Ben 2 sene yaptım daha. O süre zarfında da memlekette hangi sorumlulukları taşıyorsak o sorumlulukları yerine getiririz. Burada koyduğumuz çeşitli kurallar var. Bu kurallara herkesin riayet etmesi gerekiyor. Türkiye serbest piyasa koşullarını işleten bir ülke. Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi mevcut. Ancak konan çeşitli kurallar var. Şimdi o kuralların dışına çıktığınız zaman bunun cezai müeyyidesi var. Örneğin diyor ki trafik kurallarında eğer kırmızı ışıkta geçerseniz diyor bunun cezası var. Kırmızı ışıkta durmanız lazım diyor. Veya diyor ki bu hız sınırının üzerine çıkarsanız cezası var artı ehliyetten ceza yersiniz diyor. Dolayısıyla bu kurallar neden konuyor? Güven, trafiğin daha güvenli gitmesi için. Şimdi ticari hayatla alakalı da serbest piyasa koşulları içerisinde çeşitli kurallar var. Bu kurallara ihlal edildi. Bu kurallara ihlal edildiği zaman bunların cezai müeyyidesi var. Bunlar açık şeffaf şekilde bizim yönetmeliklerimizde ve kanunlarımızda yazıyor. Burada ne oldu? Bu bayiler, tabii pek çok bayi biz inceledik, denetledik. Bu tespit edilen bayiler normal onların bayi distribütörlerden alıyorlar araçları ve bir bayi fiyatları var, bir liste fiyatları var. Onun üzerinden fiyat talep etmişler. Veya vatandaşa aksesuar adı altında ilave fatura kesmek istemişler. Bu tespit edilmiş ve bunun cezai müeyyidesi uygulanmış. 3 bayi yaklaşık 17 milyon lira civarında para cezası kesildi ve diğer yaptırımlar uygulanacaktır. Buradan şunu söylemek isterim. Biz ticari faaliyetlerin tabii ki piyasaya müdahalemiz söz konusu değil. Ancak serbest piyasa ekonomisi demek kuralların olmadığı bir ekonomi demek değildir. Ticari kurallar vardır ve bu ticari kurallara uygun şekilde herkesin hareket etmesi gerekir. Yani vatandaşın geldiği zaman bir araç almak bu bir ihtiyaç Türkiye'de. Artık Türkiye'nin geldiği gelir, milli gelir seviyesinde araç çok lüks bir şey değil. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç. İnsanlar bu ihtiyacını karşılamak için geliyorlar. Ve burada talep ettiği zaman neyse o kurallar ona uymak durumundalar ve insanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. Biliyorsunuz çip krizinden dolayı üretimde aksamalar oldu. Ertelenen talep vardı. Hem üretimde aksama hem de ertelenen talep. Şimdi birleşince dolayısıyla talepte üretime göre daha fazla bir artış söz konusu oluyor. Kanaatim belli bir süre içerisinde arzın artması ve olan talebin düşmesiyle beraber bu bir dengeye oturacaktır. Çünkü bunlar geçmiş dönemleri çok sorun olan alanlar değildi. Pandemiyle birlikte üretimde yaşanan aksaklıklardan dolayı arzdaki daralmadan kaynaklı ve ertelenen taleplerden dolayı şimdiki talebin artmasından kaynaklı bir problem ortaya çıkıyor. Bunu yönetmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kurallar içerisinde herkesin hareket etmesini arzu ediyoruz. Buradan ticari hayatta bulunan ilgili oyunculara da kurallara uydukları takdirde ticaretlerine devam edebilirler. Burada herhangi bir sorun yok. Burada bizim bunun dışında bir yaptırımımız söz konusu olmaz. Ama bir taraftan da elinizdeki imkanlar da size gelip ihtiyacını karşılamaya çalışan vatandaşa da farklı bir uygulamaya giderseniz bunun karşılığı da olacaktır mutlaka. Bunu hatırlatmak isterim. Yani söz konusu bu bağlamda bir süreç işliyor. Nihayetinde